Olay.com.tr'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Yaman Kaya, Mustafa Özal'la birlikte Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Bursa Bakkal Odası Başkanı Sayın Muhammed Nuri Örs. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Örs hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Efendim ben ilk olarak tabii zincir marketlerle ilgili sürekli olarak gündeme getirilen belli periyotlarla bir yasa düzenlemesi var. Bu yasa kapsamında küçük esnafın bir anlamda bazı sorunlarının giderileceği ifade edilmekte. Bazı ürünlerin satışının marketlerde yasaklanıp sadece bakkallarda ya da diğer küçük esnafta satılacağı dile getiriliyor. Bu yasayla ilgili son durum nedir? Neler paylaşmak istersiniz bizimle? Sizce bu yasa ne zaman yürürlüğe girer ya da girer mi? Böyle bir inancınız var mı? Öncelikle Olay TV ailesine sizlerin nezdinde çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben ve temsil ettiğim cami adına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi her şeyden önce perakende yasası yıllar önce 1996'dan beri üzerinde çalışılmış. Daha sonra Sayın Sanayi Bakanımız Ali Coşkun tarafından gündem edilmiş 2006 yılında. Daha sonraki süreçlerde de özellikle 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Esnaf Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışma yapılan iki tane üniversiteyle birlikte 7 tane bölgemizde Türkiye genelinde çalışmalar, çalıştaylar oluşturulup düzenleme haline getirilmişti. Daha sonraki süreçte 14 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesine rağmen o gün bu yasa meclisten geçmedi. Sadece perakendeyi koruma yasası başlığı adı altında meclisten geçti. Ama alttaki tüm maddeleri tırpanlanmıştı. Hiçbir tane maddesi yok. Yasanın düzenlenmesinin ne olduğunu bizler de bilmiyoruz. Fakat Çalıştay'la birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle ihtiyaçtan fazlalarının açılmaması, yan yana noktaların olmaması, açılış ve kapanış saatlerinin belirli saatlerle sınırlandırılmış olması, bizim ısrarla rekabet edemediğimiz veya rekabetimizi engelleyen veya bana göre profesyonel hırsızlık diye adlandırdığı bedel faturaları diye nitelendirdiğimiz hizmet bedeli veya fiyat farkı faturalarının o yasada iptal edileceği gibi bir takım maddeler vardı. Ama maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi, yasal hale gelmedi. Bugün eğer bu yasa çalışması 2000'li yılların başında olmuş olsaydı, belki de bugün fahiş fiyat veya farklı uygulamalar, sektörde yaşanan sıkıntıları yaşamış olmayacaktık. Peki yasanın içeriğinde neler var? Son dönemdeki haberlere baktığımız zaman sigara ve ekmeğin büyük marketlerde satılmayacağına dönük bir takım haberler gördük, okuduk. Böyle bir şey var mı gerçekten yasanın içeriğinde? Yani bizim o süreçteki hazırlamış olduğumuz yasanın içerisinde böyle bir şey yoktu. İsteyen istediği şeyi satsın. Bizim böyle bir derdimiz de yok. Biz sadece şunu istiyoruz. Özellikle 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan, 1972'de Fransa'da, 73'te de Almanya'da perakende yasası yasal hale gelen statü istiyoruz. Başka istediğimiz herhangi bir şey yok. Neydi bu? Özellikle yan yana zincir veya herhangi bir esnaf kolunun yakın yakınına iş yerlerinin açılmaması. Atıyorum Bursa'nın ihtiyacı şu anda bizim 3600'e yakın üyemiz var. Biz diyoruz ki 3600 üye bize çok çok fazla. Sadece bu bakkal için değil, market için, manav için, lokanta, kahve, kuaför, kafeterya bunlara ihtiyaca göre sınırlandırmanın gelmesi. Yani Bursa'nın 1500 tane bakkala ihtiyacı varsa 1501 tane bakkalın olmaması gerekiyor. Veya 2 tane AVM olması gerekiyorsa 3. AVM'ye izin verilmemesi gerekiyor. Bu sınırlandırmayı getirmediğiniz sürece bakın bugün 11.000 tane 3 harfli diye nitelendirilen 11.000 tane tek tabeladan market zinciri var. Yani devlet kendi eliyle büyütmüş olduğu canavarı kontrol altına alamıyor. Bugün baktığınızda fahiş fiyat uygulamalarının şunu bunun tüm sebepleri bunlar. Üç harfli marketlerimiz. Kesinlikle. Bu stokçuluk konusu da herhalde gündemde.
Bu da devam ediyor. Bu yönde de size şikayetler geliyor mu? Yani buradaki tamamen... Üç harfli marketlerden kaynaklı. Tamamen suçlu üç harfliler değil. Kim? Devlet. Yani üç harflerin açılmasına izin veren de devlet. Yani siz eğer yasayı boş bırakırsanız, sahayı boş bırakırsanız birileri de orada istediği gibi top oynar. Şu an piyasaya hakim oldular. Kesinlikle. Diyebiliriz. Kesinlikle. Fiyatlar istediği gibi belirliyor. İstediği gibi belirliyor. Üretici firmaların önceki yıllarda petlasyon dediğimiz veya penetrasyon dediğimiz şeyleri küçük bakkalla dağıtım yaparlardı. Ama şu anda baktığınızda bizlere artık ihtiyaçlar yok. Çünkü %35-40 Playwill Devil ürün dediğimiz ürünleri o firmalara üretiyorlar. Kendi parakende zincirlerini oluşturdular. Dolayısıyla artık bakkal satsın veya satmasın. Kimsenin çok umrunda değil. Yıllar öncesinde atıyorum kar marjlarımız %25-30-35 kar marjı ettiğimiz ürünlerde %15'e-20'ye düştü kar marjlarımız. Bu 15-20 kar marjlarıyla 27-28 kalem vergi veren bir bakkalın 1472 lira Bağkur priminin olduğu veya işte elektrik zammının %120 zam geçtiği bir bakkalın giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi mümkün mü? Veya bir esnafın? Peki genel olarak ne durumda bakkal esnafı Bursa'da? 3600 üyenizden söz ettiniz. Bu ihtiyacın bir hayli üzerinde diye bir ifade kullandınız. Şu ekonomik koşullarda zincir marketlerin bu kadar fazla olduğu bir ortamda bakkal esnafının durumu nasıl? Şimdi şöyle, Bursa'da aslında ben kendimi örnek vereyim. Bu benim baba mesleğim. Evet. Bu saatten sonra benim yapabileceğim herhangi bir iş de yok. Hı hı. Benim çoluk çocuğumun rızkını kazandığım nokta burası. Bizim esnafımızın yaklaşık 1500-2000 tanesi çok eski olan, başka yapacağı işi olmadığından dolayı artık o işi bir şekilde koşturuyor, yürütmek zorunda. Çünkü başka yapacağı herhangi bir şey yok. Ne yapabilirsiniz? Diğerleri ise bir umut dünyası. Yani biri alıyor, biri satıyor. Mesela benim odamda garip bir şey var. Mesela ben 2010'da oda başkanı olduğumda ilk yapmış olduğum icraat şuydu. TYS ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi sadece Türkiye'de benim odamda mevcut. Bunu niye aldım? Tüm istatistikleri tutuyorum. Yani şu anda bizim aylık açılan ve kapanan üye sayımız yaklaşık 50 kişinin üzerinde açılış, 25-30'un üzerinde de kapanış var. Hep birbirine devredenler. 3 yılı bir bakkal açıp 3 yıl ayakta durabiliyorsa, hayatını idame ettirebiliyorsa o devamlılığını sağlıyor. Ama genelde kapanış ve açılışların %70-75'i devir. Devir. O 3 yıl ve altındaki üye devrediyor. Aslında bu ciddi anlamda herkes için, devlet için de problem. Baktığınızda ben şunu iddia ediyorum. Kanun koyuculara da hep şunu söyledim. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, tüm bakanlarımıza, gümrük ve ticaret bakanlıklarımıza özellikle 13 tane dosya sunduk parakende yasasıyla alakalı. Diyorum ki eğer ne kadar kontrollü, ne kadar az esnaf sayısı yaratırsanız o kadar fazla vergi toplarsınız. Siz zaten şu anda bununla da vergiyi de toplayamıyorsunuz. Düşünün 6-7 kez yapılandırma gelmiş, hiçbirinde başarılı olunamamış. Bu şekliyle olmak mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla o kısıtlama gelmediği sürece, parakende yasası çıkmadığı sürece bu iş olmaz. Sigara ve ekmekle alakalı, benim yasayla alakalı bunu çok net Bursa Bakkalı'nı temsil eden biri olarak, oda başkanı olarak çok ümidim var mı? İnanın ki yok. Sadece sigara satılmayacak, ekmek satılmayacak bazı kurumların hava alma operasyonundan başka hiçbir şey değil. Gaz alıyorlar, başka hiçbir şey değil. İnancım kalmadı çünkü konuyla alakalı. Evet. Efendim ben son olarak BESOB'u sormak istiyorum. Benim son sorum BESOB olsun. Tabii esnaf odalarında seçim heyecanı yaşanıyor ve BESOB'un da artık başkanının değişeceği mi, değişmeyeceği mi? Arif Tak yıllardır orada başkanlığını sürdürüyor. Tabii bu herhalde oda seçimlerinin neticelenmesiyle birlikte
bu konuyu da uzunca bir süre konuşacağız. Şimdi kısaca sizin konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü siz yanılmıyorsam iki kez aday olarak daha önce bir ekiple beraber Arif Tekin karşısına çıkmıştınız. Bu yılda tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz BESOK'ta? Bursa'da 104 tane odamız var, ilçeler dahil. 104 odamızın yaklaşık 47-48 tanesinin genel kurulları yapıldı. Tabii biz 2014'ten bugüne kadar BESOK'la alakalı çalışmalarımızı hiçbir gün boş vermedik. Hep çalıştık. Benim çalışma arkadaşlarım var. Beraber bu projeyi yürüttüğümüz arkadaşlar var. Tabii ki günü ve zamanı geldiğinde arkadaşlarımızla oturup değerlendireceğiz. Bizim ekibimizden mutlaka ve mutlaka ben veya başka bir arkadaş BESOK'a aday olacağız. O süreci görüp yaşayacağız Allah nasip ederse mutlaka Mayıs ayı içerisinde. Aday çıkacak diyorsunuz. Kesinlikle olurum, bizim ekibimizden mutlaka istişareler sonucunda bir adayımız mutlaka çıkacaktır. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok eklemek istediğiniz bir konu varsa ona değinebilirsiniz. Ardından programımızı nihayet erdirelim. Yani ben sadece son süreçte özellikle Bursa Bakkalı ile almış olduğumuz bir karar var. Bu da şu, bu saatten sonra özellikle kendi camiama seslenmek istediğim bir konu. Her geçen gün kar marjlarımızın düştüğü, artık bu birlik ve beraberliğimizin çok daha fazlasıyla pekiştirmemiz gerektiği bir yıllara giriyoruz. O da şudur, özellikle dondurma sektörünün geldiği, elektrik zamlarının da %120 arttığı bir süreçte artık o sektörde de biz 40-45 kar marjlarımız varken, çünkü soğutucu ürünlerde masraf ediyorsunuz. Ciddi bir masrafınız var, elektrik masrafınız var. Burada bazı dondurma firmalarının burunlarından hiçbir şekilde kıl aldırmadıklarını gördük. Benim iskonto oranım bu denildi. Biz bir firmayla iskontoyu daha yüksek veren bir firmayla anlaştık. Bu yıl Allah nasip ederse Bursa Bakkalı olarak, zaten bakkal biliyor, mesajımızı da attık. Bu konuda da çok ciddi bir şekilde çalışmalarımız olacak. Daha sonraki süreçte bu sınavı Bursa Bakkalı iyi verirse daha sonraki süreçte farklı çalışmalarımız oluşabilir olacaktır. Bir arada hareket edelim diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Olay.com.tr'de bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.